Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam ile Yecüc ve Mecüc'ün inanılmaz hayat hikayesi. Dünyaya hükmeden, emrinde cinler ve insanlar olan hükümdar. Emrine ışık ve karanlığın verildiği salih kişi. Bütün insanlığı Yecüc ve Mecüc'ten koruyan. Allah'ın özel güçler verdiği gizemli kişi. Bir emri ile bulutlara hükmeden. Gizli ilimlerin verildiği, doğunun ve batının sahibi. Hızır aleyhisselam'dan ders alan zat. Zülkarneyn aleyhisselam. Yeryüzünün tamamına sadece 4 kişi hakim olabilmiştir. Bunların ikisi mümin, ikisi kafirdir. Mümin olanlar Zülkarneyn aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam, kafir olanlar ise Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. Hükmünü bütün dünyaya icra edecek 5. bir şahıs da bu ümmetten olacaktır. O da Mehdi aleyhisselamdır. Allah İslam'ı bütün dinlere üstün kılacaktır. Hazreti Ali radıyallahu anha, Zülkarneyn aleyhisselamın yeryüzünün doğularına ve batılarına ulaşmaya nasıl güç yetirebildiği sorulunca şu cevabı vermiştir. Bulutlar boyun eğdirilir, lazım olan her şey emrine verilir. Nurlar ona açılır da gece ile gündüz kendisi için eşit olurdu. Zülkarneyn aleyhisselamın asıl adı bilinmemektedir. Zülkarneyn onun lakabıdır. Zülkarneyn kelimesi iki asır sahibi manasına gelmektedir. Allah Zülkarneyn aleyhisselama ışık ve karanlığı emrine vermişti. Kendisine zahir ve batın ilmi verildiği için Zülkarneyn diye anılmaktadır. Başında boynuza benzer iki çıkıntılı yer vardı. Tacının üstünde bakırdan iki boynuz vardı ve saçları iki örgülüydü. Emrine ışık ve karanlık verilmişti. Bir gün rüyasında kendini gökyüzüne tırmanmış ve güneşin iki kenarından tutunmuş halde görmüştü. Hem anne hem baba tarafından asil bir soya mensuptu. 5000 sene önce yaşam sürmüştür. Yemen'in hükümdarlarından biriydi. Hızır aleyhisselam, Zülkarneyn aleyhisselamın teyzesinin oğludur. Zülkarneyn aleyhisselam, Hızır aleyhisselama ordusunda kumandanlık vazifesi verilmişti. Kafirlerle savaşmıştı. Zülkarneyn aleyhisselam, Hızır aleyhisselamdan da ders almıştı. Hazreti İbrahim aleyhisselamın ümmetidir. Dünyanın hakimiydi. İbrahim aleyhisselama iman etmiştir. İsmail aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam ile Kâbe'yi tavaf etmişti. Bütün sebepler onun emrindeydi. Cinler de onun emrindeydi. Bulutlar ve başka vasıtalar Zülkarneyn aleyhisselamın emrindeydi. Allahü Teala Zülkarneyn aleyhisselama güç vermişti. O da doğuya ve batıya seferlerde bulunmuştu. Set de Zülkarneyn'i yapmıştı. Bu set bakırla karıştırılmış demirlerdendi. Kendisine ilim ve kudret verilmişti. Böylece müstesna bir tasarruf ve hakimiyet sahibi olmuştu. Ona beyaz ve siyah sancak ihsan edilmişti. Gündüz giderken siyah sancağı arkasına koyunca ardını karanlık basardı. Böylelikle gelen düşman kendisini bulamaz ve yolunu kaybederdi. Karanlıklar içinde kalarak mağlup olurdu. Geceleyin ise beyaz sancağı önüne alır, kendisi ve askerleri için gündüz gibi bir aydınlık teşekkür eder ve düşmana karşı büyük zafer kazanırdı. Zülkarneyn aleyhisselam, adil, tebaasına karşı merhametli bir hükümdardı. Fethettiği bölgelerdeki insanlara, "Aranızda suçsuz olanlar için endişeye mahal yok. İyilik yapanlar bunun karşılığını görür," diyerek gösterdiği merhamet, müsamaha ve anlayışla insanların gönlünde taht kurardı.
insanlığın hayrına olan her şeyi severdi. Bir gün Mekke'ye girerken atından indi ve yaya bir şekilde Kabe'ye ulaştı. Çevresi, "Hava sıcak, yorulacaksınız." O dedi ki, "Allah'ın Halili İbrahim aleyhisselamın olduğu yerde ben nasıl binekle giderim?" dedi. Dünyanın tek hükümdarı olduğu halde hürmet ederdi. Tevazu yapardı. Ve şu hadise mazhar oldu. Allah Teala için alçalanı Allah Teala yükseltir. İbrahim aleyhisselamın bereketi ve duası ile Allah ona bütün dünyanın kapılarını açmıştı. Zülkarneyn aleyhisselamın peygamber veya veli olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi yoktur. En iyisini Allah bilir. Yüce Allah Zülkarneyn aleyhisselamı yeryüzünde güç, kuvvet, ilim, irfan ve her türlü maddi ve manevi imkana sahip bir lider kılmıştı. Bu imkanlar sayesinde dilediğini elde edebiliyor ve dilediğini yapabiliyordu. Bu imkanları Allah yolunda kullanmak üzere cihat ve futuhata çıktı. Cafer-i Sadık'ın radiyallahu anh babasından yaptığı bir rivayete göre, Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamın meleklerden bir arkadaşı vardı. Ondan ömrünü uzun kılacak bir çare göstermesini talep etti. Melek ona hayat kaynağına varıp ab-ı hayatı yani ölümsüzlük suyunun yerini gösterdi. Karanlık içerisindeydi. Hazreti Hızır aleyhisselam önünde olduğu halde oraya gitti. Suyu Hazreti Hızır aleyhisselam bulup içti. Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam bulamadı. Hızır aleyhisselam kıyamet gününe kadar ölümsüzlük kazanmıştır ve istediği zaman ve mekanda bulunabilmektedir. Zülkarneyn aleyhisselam ordusuyla karanlık vadiden geçerken ordusuna "Ayağınıza takılan şeyleri toplayın" diye emir verir. Ordu bu emri duyunca içlerinden bir grup "Çok yürüdük, çok yorgunuz. Gece vakti bir de ayağımıza takılan şeyleri toplayarak boşuna ağırlık mı yapacağız? Hiçbir şey toplamayalım" diyerek hiçbir şey toplamıyorlar. İkinci grup ise "Madem komutanımız emretti, birazcık toplayalım. Emre muhalefet etmeyelim. Zira ordunun komutanına itaat etmek gerekir" diyerek az bir şey topluyorlar. Üçüncü grup ise "Komutanımız bir şeyi boşuna emretmez. Muhakkak bildiği bir şey vardır. Bir hikmet vardır" diyerek bütün abalarını ağzına kadar doldurdular. Sabah olduğunda bir de bakıyorlar ki meğer bir altın madeninden geçmişler de ayaklarına değen şeylerin altın olduğunun farkına varamamışlar. Bunu anlayınca hiç alamayan birinci grup, "Ah niçin almadık, nasıl dinlemedik komutanımızın sözünü, keşke alsaydık, bir tane bari alsaydık" diyerek pişman oluyorlar. Azalan ikinci grup ise, "Ah ne olaydı da biraz daha fazla alsaydık, ceplerimizi, abalarımızı hınca hınç doldursaydık" diye sitem ediyorlar kendilerine. Çok alan üçüncü grup ise, "Keşke gereksiz, lüzumu olmayan eşyalarımı atsaydım, daha çok toplasaydım, her şeyimizi doldursaydık, daha fazla alsaydık" diyerek fazla almalarına rağmen üzülüyorlar. İşte bu misalde olduğu gibi ahirette bütün insanlar da bunun gibi ağıtlarda bulunacak. Kafir olan "Keşke iman etseydik, keşke inansaydık da hiç olmasa cehenneme girdikten sonra iman etmemiz sonucunda cennete girseydik, ebedi cehennemden kurtulsaydık." Mü'min fakat az sevabı olan "Keşke biraz daha sevap işleseydim de biraz daha ikrama mazhar olsaydım." Mü'min çok sevabı olan ise "Ah ne olaydı da makamımı biraz daha yükseltecek bir vakit daha namaz kılsaydım, biraz daha fazla sadaka verseydim, oruç tutsaydım, biraz daha sevap işleyecek ameller yapsaydım" diyeceklerdir. Huzeyfe bin Esit el-Gıfari şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. "Kıyamet 10 alamet görülmedikçe kopmaz. Duman, Deccal, Dabbetul Arz, güneşin batıdan doğması,
İsa'nın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc, doğuda bir, batıda bir ve Arap Yarımadası'nda bir yeryüzü batışı olmak üzere üç batış, bunların sonuncusu ise insanları toplanma yerlerine sürecek olan ateşin zuhurudur. Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı, kıyametin vukuundan önce çıkarak yeryüzünde bozgunculuk yapacak olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur. Müminlerin annesi Ümmül Hakem Zeynep binti Cahş radıyallahu anha'nın anlattığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem korkudan titreyerek onun yanına girdi ve "Allah'tan başka ilah yoktur. Yaklaşan şerden dolayı vay Arap'ın haline. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şu kadar yer açıldı." buyurdu ve baş parmağı ile şehadet parmağını birleştirerek halka yaptı. Bunun üzerine ben, "Ey Allah'ın Resulü, içimizde iyiler de olduğu halde helak olur muyuz?" dedim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, "Kötülük ve günahlar çoğaldığı vakit evet" buyurdu. Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Mekke'de yaşamış olan eski kavimlerin başından geçen ibretli hadiseleri anlatırken, Yahudiler ve İranlılar geçmiş ümmetlerin hikayelerini kendilerine göre anlatmaya başladılar. Medine'de ahir zaman peygamberinin kendi içlerinden çıkacağına inanan Yahudiler vardı. Bunlar Mekkeli müşriklere, "Orada bir peygamber çıkmış, eğer o hakiki bir peygamberse kendisine Ashab-ı Kehf, Zülkarneyn ve ruhun mahiyeti hakkında malumat sorun. Şayet Ashab-ı Kehf ile Zülkarneyn için tam, ruhun mahiyeti hakkında da kısmen cevap verirse, hakikaten peygamberdir. Kendisine tabi olun. Fakat o, bu üç şeyden haber vermezse, yalancıdır" dediler. Mekkeli müşrikler de Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama gelerek, "Ashab-ı Kehf ve doğu ile batıya sefer yapan Zülkarneyn kimdir, ruhun mahiyeti nedir?" diye sordular. Bunun üzerine Kehf suresi nazil oldu. Bu surede Zülkarneyn aleyhisselamdan bahisle şöyle buyuruldu. "Ey peygamber! Sana Zülkarneyn hakkında soruyorlar. De ki onlara, size ondan biraz bahsedeyim. Gerçekten biz Zülkarneyn'e yeryüzünde güç ve iktidar verdik. Muhtaç olduğu her şeye ulaşmanın bilgi ve imkanını lütfettik. Zülkarneyn, sahip olduğu bilgi ve imkanla bir yola koyuldu. Nihayet güneşin battığı yere ulaştı. Orada gördü ki güneş kara balçıklı bir suya batar haldeydi. Zülkarneyn orada müşrik bir halkla karşılaştı. Bunun üzerine biz şöyle buyurduk. Ey Zülkarneyn! İstersen onları cezalandırırsın, istersen onlara iyi davranırsın. Zülkarneyn o halka şöyle dedi. Kim şirk inancında direnirse biz onu cezalandıracağız. Vakti gelince o kişi Rabbinin huzuruna çıkarılacak ve Rabbi ona çok daha şiddetli bir şekilde cezalandıracak. İman edip imanlarına yarışır güzellikte işler yapan kimselere gelince, böyleleri ise çok güzel bir mükafata nail olacak. Üstelik biz onlara mükellefiyetler hususunda her türlü kolaylığı göstereceğiz. Zülkarneyn bir süre sonra yine bir yola koyuldu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaştı. Orada gördü ki güneş bir halkın, ki biz o halk için kendilerini güneşten koruyacak hiçbir engel meydana getirmemiştik, üzerine doğuyor haldeydi. Evet, işte Zülkarneyn böyle geniş bir imkan ve iktidar sahibiydi. Şüphesiz biz onun sahip olduğu her şeyi ve neler yapıp ettiğini bütün ayrıntısıyla biliyorduk. Zülkarneyn zaman sonra başka bir yola daha koyuldu. Nihayet iki dağ arasında bir bölgeye vardığında, bu bölgenin öte tarafında neredeyse hiç söz dinlemez, laf anlamaz, hak tanımaz bir halkla karşılaştı. Beri taraftaki diğer halkın temsilcileri, "Ey Zülkarneyn!" dediler. "Bu Yecüc ve Mecüc memlekette bozgunculuk yapıyor.
ne istersen versek de sen bizimle onlar arasında bir set inşa etsen. Zülkarneyn de onlara Rabbimin bana lütfettiği geniş imkan, güç ve iktidarın yanında sizin vereceğiniz şeyin ücretin esamesi okunmaz. Siz bana beden gücüyle yardım edin. Ben de onlarla sizin aranıza istediğiniz gibi sağlam bir set yapayım diye karşılık verdi. Zülkarneyn, bana demir kütleler getirin dedi. Nihayet iki dağın arası demir kütlelerle doldu. Zülkarneyn, ateş yakıp körükleyin dedi. Demirler eriyip akkor haline gelince bana erimiş bakır getirin, üzerine dökeyim dedi. İşte bundan sonra Yecüc ve Mecüc o seddi ne aşabildi ne de onda bir gedik açabildi. Zülkarneyn seddi tamamlayınca şöyle dedi. İşte bu Rabbimin bir lütfudur. Bu seddi ancak Rabbimin vaat ettiği kıyametin kopması yok edebilir. Rabbimin vaadi ise mutlaka gerçekleşir. Zülkarneyn aleyhisselamın en son fethettiği yer medeni yaşayıştan uzak, ilkel, çıplak, evsiz, barksız yaşayan bir uzak doğu topluluğu Yecüc ve Mecüc'tür. Yecüc ve Mecüc, Nuh aleyhisselamın oğlu Yafes'in soyundan gelir. Kur'an-ı Kerim, Yecüc ve Mecüc'ün kimler olduğu, nerede ve ne zaman yaşadıkları hakkında bilgi vermemiştir. Öyle bir dönem gelecek ki, iyiliği emretmeyecekler, kötülükten men etmeyecekler. Namaz kılmayana namaz kıl diyen olmayacak. İçki içene içki içme diyen kalmayacak. Oruç tutmayana tut diyen olmayacak. Zina yapana yapma haramdır diyen olmayacak. Canlar hafife alınacak. İnsanların canı çok rahat şekilde alınacak. Allah'ın dini hükümleri zayi edilecek. İnsanlık tamamen bozulduğu zaman Allah Deccal'i gönderecek. Allah düşmanlarından intikam almak için Deccal'i gönderecek. Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya sığınacaklar. Sonra Allah Deccal'i öldürtecek, İsa aleyhisselam gelecek. İslam'ı bütün dünyaya hakim edecek. 40 sene boyunca bolluk bereket olacak, hastalık olmayacak, ölüm olmayacak. Cennet hayatı gibi bir hayat yaşarlarken Allah seddi patlatacak. Yecüc ve Mecüc akın akın dünyaya yayılacaklar. Cemaat, İsa aleyhisselamın inişini duyacaklar. İsa aleyhisselamın yanına gelecekler, Allah onlara Deccal'den muhafaza etti. Hazreti İsa aleyhisselam onlara bakıp, bu ümmette ne cevherler var deyip onların yüzlerini meshedecek, onları çok sevip bereket duaları yapacak. Onlara cennetteki derecelerini haber verecek, makamlarını söyleyecek. Huzeyfe şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yecüc bir ümmettir. Mecüc de bir ümmettir. Her bir ümmet 400 bin ümmettir. Onlardan bir adam sülbünden eli silahlı tam 1000 erkek görmeden ölmez. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, onları bize anlatır mısın? Şöyle buyurdu. Onlar 3 sınıftır. Onların bir sınıfı erz gibidir. Soruldu ki, erz ne demektir? Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki, o Şam'da bir ağaçtır ki o ağacın uzunluğu 120 arşındır. Göğe doğru yükselir buyurdu ve ondan sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam şunu ilave etti. İşte bunlara ne dağ dayanır ve ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatar. Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. Onlardan birisi öldüğünde de onu yerler. Onların bir ucu Şam'da, bir ucu Horasan'da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve Taberiye gölünü de içeceklerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yecüc ve Mecüc, seddi, her gün kazarak nihayet güneşin ışığını açmaya çalıştıkları gedikten görmeye yaklaşınca başlarında bulunan amir onlara, kazı işini bırakıp geri dönünüz, onu yarın kazacağız der. Allah da seddi
önceki gibi muhkem hale getirir. Nihayet seddin arkasında kalmaları takdir edilmiş olan süreleri tamamlanıp Allah onları insanların üzerine göndermeyi dileyince o gün yine kazacaklar ve nihayet güneşin ışığını açmaya çalıştıkları gedikten görmeye başlayınca başlarında bulunan amir kazı işini bırakıp geri dönünüz. Allah Teala dilerse yarın kazacaksınız diyecek ve onlar da inşallah diyecekler veya başlarındaki adam onlara inşallah deyiniz diyecek. Sonra ertesi gün onlar Sedd'in yanına varacaklar. Sedd onların bir gün önce açılmış olarak bıraktıkları vaziyette olacak. Arkasından onlar Sedd'i kazmaya devam ederek açacakları gediklerden insanların üzerine çıkacaklar. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün sedleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadin vaktinin yaklaştığı sırada işte o zaman kâfirlerin gözleri birden dona kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu kendimize zulmettik diyecekler. İbni Harmele radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam akrep ısırdığı için parmağını sarmış olarak bize hutbe irad etti. Ve hutbesinde şöyle buyurdu. Siz düşmanınız bulunmadığını söylüyorsunuz. Oysa siz geniş yüzlü, küçük gözlü, kumral saçlı, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanları andıran ve her dereden tepeden boşalıp gelecek olan Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkış zamanına kadar düşmanla savaşmaya devam edeceksiniz. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam geceleyin Miraç'a götürüldüğü zaman İbrahim, Musa ve İsa'ya rastladı da kıyamet gününün ne zaman kopacağı hakkında müzakere ettiler. Müzakereye İbrahim ile başlayarak kıyametin ne zaman kopacağını ona sordular. Konu hakkında onun yanında bir bilgi olmadı. Sonra Musa'ya sordular. Onun yanında da konu hakkında bir bilgi olmadı. Bunun üzerine söz İsa bin Meryem'e verildi. O, kıyametin kopmasına yakın şeyler olaylar hakkında bana bilgi verildi. Ama kıyametin kopması, vaktini Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez dedikten sonra Deccal'in çıkmasını anlattı ve dedi ki, sonra ben inip onu öldüreceğim ve bundan sonra halk memleketlerine dönecekler. Nevvas bin Seman el-Kilabi şöyle rivayet etmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Sonra Allah İsa'ya kölelerimi Tur dağına doğru götür diye vahyedecek. Çünkü ben bazı kölelerimi çıkaracağım ki onlarla savaşmaya kimsenin gücü yetmez. Bunlar Yecüc ve Mecüc kavmidir. Bunlar her bir tepeden seller gibi akarcasına inip yeryüzüne dağılacaklardır. İlk grup Taberiye gölüne inecek ve oranın suyunu içip bitireceklerdir. İkinci grup o göle uğrayacaklar ve önceden burada su vardı diyeceklerdir. Sonra Beyt-i Makdis, Mescid-i Aksa dağına varıncaya kadar yürüyecekler ve şöyle diyecekler. Yeryüzündekilerle savaştık ve hepsini öldürdük. Haydi, şimdi de gökyüzündekileri öldürelim diyecekler. Oklarını fırlatacaklar da Allah onların oklarını kana bulanmış olarak geri çevirecektir. Meryem oğlu İsa ve çevresindekiler kuşatılacaktır. O gün bir öküz başı sizin için 100 dinardan daha kıymetli olacaktır. Sonra Meryem oğlu İsa ve arkadaşları Allah'a dua edecekler de Allah o kavmin boyunlarında kurtçuklar meydana getirecek ve tek bir kişinin ölümü gibi ölüp yok olacaklardır. Dünya sessizliğe bürünecek, içimizden biri canını Allah'a satsın, şehit olmayı göze alsın da gidip bir haber alsın. Bu düşmana ne oldu, ne durumdalar? Müslümanlardan salih biri şehit olmayı göze alır ve öldürüleceğini bildiği halde gider. Bir bakar ki bütün dünya bu adamların leşleriyle dolu ve üst üste yığılmış durumda. Salih adam bağıracak, ''Ey Müslümanlar, sevinin, müjdeler olsun.'' Allah düşmanlığınıza kâfi oldu. İsa aleyhisselam ve arkadaşları bütün insanlar saklandıkları yerden, kalelerden, mağaralardan çıkacaklar. Hayvanlarını sakladıkları yerden çıkaracaklar.
Yecüc ve Mecüc dünyada ne varsa tüketmişler, hiçbir şey kalmamıştır dünyada. Yiyecek bir şey bulamazlar. Hayvanlar Yecüc ve Mecüc'ün leşlerini yiye yiye öyle büyüyecekler. Semizlenecekler ki daha önce hiç böyle şişmanlamamışlardır. Bütün böcekler onların etlerini, kanlarını yiyip içecek. İsa aleyhisselam Tur dağından inecek. Yeryüzünde ibadet edecekler ama bakmışlar ki bir karış bir yer bile yok. Pis kokudan durulmuyordu. İsa aleyhisselam ve arkadaşları tekrar Allah'a dua ve niyaz edecekler. Allah bir rüzgar gönderecek, bütün Müslümanlar nezle olacak. 3 gün sonra duman açılacak ve nezleleri geçecek. Allah o leşlerin üzerine deve boyunlarına benzeyen kuşlar gönderecek. Bu kuşlar onların leşlerini derin bir çukura atarak yeryüzünü temizleyeceklerdir. Sonra Cenab-ı Hak pek çok yağmur indirir ki hiçbir ev ve çadır yağmurun inmesine engel olamaz. O yağmur bütün yeryüzünü tertemiz, yemyeşil bir hale getirir. Sonra yeryüzüne meyvelerini bitir. Evvelki gibi feyiz ve bereket ver diye emrolunur. İşte o gün bir cemaat tek nardan yiyip doydukları gibi onun kabuğu ile de gölgelenirler. Müslümanlar bu toplumun geride kalan oklarını, yaylarını ve ok koydukları torbalarını 7 yıl yakıt olarak kullanacaklardır. Süt bereketlenecek, kalabalık gruplar yeni doğmuş bir deve yavrusunun etiyle yetineceklerdir. Bir kabile yeni doğmuş bir sığırla yetinecektir. Bir oymakta yeni doğmuş bir davarla geçinebilecektir. Onlar bu durumda yaşayıp giderken Allah bir rüzgar gönderecek. Bu rüzgar tüm müminlerin ruhunu alıp götürecektir. Geri kalan insanlar eşeklerin çiftleşmesi gibi ulu orta her yerde çiftleşecekler ve kıyamet onların üzerine kopacaktır. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabelerine Hac suresinin ilk 2 ayetini okudu. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Sahabeler bu ayetlerin dehşetinden uykuları kaçtı. Yemeden içmeden kesildiler. Ertesi gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o ayette bahsedilen gün hangi gündür bilir misiniz? Sahabeler Allah ve Resulü bilirler. O gün Allah'ın Adem aleyhisselama şu hitabı yapacağı gündür. Ebu Said radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Aziz ve celil olan Allah kıyamet günü ey Adem diye seslenir. Adem aleyhisselam buyur Rabbim emrindeyim bütün hayırlar senin elindedir der. Adem aleyhisselama şöyle bir nida ulaşır. Allah sana cehennem ehlini çıkarmanı emrediyor. Adem aleyhisselam sorar. Ey Rabbim, cehennem ehli ne kadardır? Her 1000'den 999'u. İşte hamilelerin çocuğunu düşürdüğü, çocukların ihtiyarladığı, insanların sarhoş olmadıkları halde azabın şiddetinden sarhoşa döndüklerini göreceğin zaman bu zamandır. Bu haber ashab-ı kirama çok ağır geldi. Öyle ki yüzlerinin rengi değişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle devam etti. Yecüc ve Mecüc'den 1999 sizden ise 1001 cehenneme girecektir. Şunu da bilin ki siz insanlar arasında beyaz bir öküzde siyah bir kıl veya siyah bir öküzde beyaz bir kıl kadarsınız. Bu beyte Kabe'ye Yecüc ve Mecüc'ten sonra da hac ve umre yapılacaktır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Miraç'a çıktığı zaman Yecüc ve Mecüc'e tebliğe gitti. Ama birkaç tanesinden başka iman eden olmadı. Hepsi inkar ettiler. Seddi Zülkarneyn var ama göremiyoruz. Allah gaybı gizlemek isterse
kimse nerede olduğunu bilemez. Leheb suresinin inzalinden sonra bu surede zemmedildiğini duyan Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil son derece üzüldü ve canı sıkıldı. Ve eline kocaman bir taş alarak aklı sıra bunu Efendimiz Aleyhisselam'a vurmak üzere Harem-i Şeref'e geldi. O sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yanında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh olduğu halde Harem-i Şerif'te oturuyordu. Ümmü Cemil'in gelmekte olduğunu gören Hazreti Ebubekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönerek "Ya Resulallah, bu küfürbaz kötü dilli bir kadındır. Keşke buradan kalkmış olsaydık." dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise kısa bir şekilde cevap buyurdu: "O beni göremez." Ümmü Cemil hakikaten onların yanına gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedi. Ve Hazreti Ömer'i hiç sevmediği için Hazreti Ebubekir'e sordu: "Nerede o arkadaşınız?" Hazreti Ebubekir de ona sordu: "Ne yapacaksın onu?" Ümmü Cemil kızgın bir halde cevap verdi: "Beni hicvettiğini öğrendim. Yemin ederim ki onu bulursam bu taşı ağzına vuracağım. O şair ise ben de şairim ve onun gibi hicvetmesini ben de bilirim." Hazreti Ebubekir Ümmü Cemil'e sordu: "Peki yanımda bulunan zatı görüyor musun sen?" Ümmü Cemil şaşkın bir halde karşılık verdi: "Sen benimle alay mı ediyorsun? Ben yanında Ömer'den başka hiç kimse görmüyorum." Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için yazmış olduğu hicvesini okuyarak dönüp gitti. Ümmü Cemil gittikten sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönerek sordu: "Ya Resulallah, Ümmü Cemil seni gördü mü?" Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap verdi: "Hayır, beni göremez. Allah onun gözünü aldı, melekler beni ona göstermedi. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah'ın cinleri ve melekleri gözlerimize göstermediği gibi o seddi ve Yecüc Mecüc kavmini de bize göstermemesi şaşılacak bir durum değildir. Allah dilerse her şeyi yapar. Onlar gayba iman ederler. Allah bir şeyi gizlemek istediğinde buna kadirdir, gücü yetendir." Zülkarneyn aleyhisselam insanları tevhide davet ettiği için inkarcılar tarafından başının iki tarafına vurularak şehit edilmiştir. Mekke civarında Tihame dağlarına defnedilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video
YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.